Değerli izleyenler, Medeniyet Mirası'na hoş geldiniz. Bekir Karlağa hocamla geçen haftadan yarım bıraktığımız konuyu konuşmak üzere buradayız. İslam medeniyetinin farklı medeniyetlerle karşılaşması sürecinde tasavvufu konuştuk, kelamı konuştuk. Bugün felsefeyi ve bu çerçevede önemli etkileri olan siyaseti hocamla konuşmaya çalışacağım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyisiniz. Çok şükür. Siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Allah iyilik versin. Hocam geçen hafta programı bitirirken siyasete biraz girmiştik. Yani ben daha doğrusu soru yöneltmiştim. Evet. Hatırlarsınız. Siyasetin İslam medeniyetinin diğer medeniyetlerle karşılaşma sürecinde hem düşünce tasavvurun, düşünce dünyasının şekillenmesinde ve bu bağlamda tasavvuf ve kelamın ortaya çıkıp gelişmesinde hem de felsefenin, Müslümanların felsefe üretmelerinde, felsefe yapmalarında ve felsefi düşüncenin de gelişmesinde etkisi nedir? Oraya girecektim aslında. Bugün inşallah vakit olduğu ölçüde o konuyu da sizinle konuşmak istiyorum. Tabii kelamın ortaya çıkışı, hatta o zaman şöyle demiştik geçen hafta, bu düşünce alanları her ne kadar farklı başlıklar altında ele alınsa da işte kelam, fıkıh, ondan sonra tasavvuf, felsefe birbiriyle iç içe. Hepsi aslında bir dünya görüşünün, bir hayat tarzının içinde. Yani bir medeniyetin şeyi, tam nüvesi, da bu, oluşumunu sağlayan unsurlar. Tamamı belki total olarak medeniyeti bize veriyor. Tabii. Daha pek çok medeniyet tabii. Bunların bütününden oluşan bir bakış açısı, bir bileşim. Hayat tarzı. Evet, bir hayat tarzı. Evet. Bu bağlamda birkaç belki noktaya daha kelamla ilgili birkaç noktaya daha işaret edebilirsiniz, işaret etmek istersiniz. Çünkü kelam önemli. Biraz böyle eksik kaldığını düşünüyorum ben. Tamam. Kelama biliyorsunuz bir bilim olarak, bir yaklaşım tarzı olarak başlangıçta ve daha sonra karşı çıkan bir İslam alimleri, karşı çıkan bir takım düşünürler de vardı. Evet. Yani bu kısmı da işin önemli. Yani burada şunu merak ediyorum. Belki isimleri siz söylersiniz, isimler üzerinde de durursunuz. Kelama niye biraz insanlar mütereddit yaklaştı? Kelamla ilgili problemler neydi? Mesela aynı şey fıkıhla ilgili olmuyor. Tasavvufla ilgili bazı tartışmalar var ama tasavvufun ana şeyle ilgili yok. Felsefeyle daha, ilgili var. Daha sonraki bölümleriyle tabii, var. Daha sonraki bölümleriyle var. Zühd ve takva bölümüyle zaten yok çünkü yok. Kur'an'dan kaynaklanıyor. Evet. Felsefeyle ilgili tartışmalar hiç bitmedi zaten. Onu konuşuruz, konuşacağız. Evet. Ama kelamla ilgili de ciddi rezervleri var bazı İslam alimlerinin. Bu bağlamda ne dersiniz? Şimdi kelam bir yanıyla nas'a dayalı, yani kitap ve sünnetin buyruklarına dayalı, bir yanıyla da akla dayalı bir bilim dalı. Dolayısıyla nas'ın aklın peşinde götürülmesi, nas'ın akla tabi tutulması gibi bir tehlike başlangıçta görülüyor. Çünkü başlangıçta Müslümanlar bir kendi başlarına bağımsız bir yapı oluşturdular Arabistan'da. Ama bu Arabistan'ın dışına çıkınca baktılar ki bunun dışında, yani onların anladığı hayat tarzının veyahut da yorumlarının, Kur'an yorumlarının, sünnet yorumlarının Arabistan dışına çıktıkları zaman pek çoğunun farklı versiyonları olduğunu gördüler. Bir de kendilerinden önceki medeniyetlerin değil, dinlerin, özellikle Yahudiliğin ve Hristiyanlığın dini akidesiyle ilgili tartışmalarının orada kutsal metne ne kadar riayet edileceği, aklın ne kadar kullanılacağı konusu gündeme geldi. Ki zaten ta İslam'ın gelişinden 300 sene evvel Hristiyanlar Tertullianus'un meşhur sözüyle bir
prensip kararı almışlardır. Credo quia absurdum est. Evet. Bu birkaç kere bunu burada tekrarladım belki. Tabii. Bu bir inanç sistemiyle alakalı. Ne diyordu bu meşhur sözü, Tertullianus'a izafe edilen bu söz? Şunu söylüyordu. Anlaşılmaz olduğu için inanıyorum. Dolayısıyla iman anlaşılmaz bir şey. Evet. Yani akıl dışı bir şey. Akılla imanı bağdaştırmak imanı zedeler. Şimdi Hristiyan teolojisinde bu da önemli bir nokta. Evet, teolojisi de çok temel, önemli. Hatta evet. Sentoma'ya kadar bu şey uzun tartışmalara sebep evet. oluyor. Biz İslam düşüncesinin Batı düşüncesine etkileri bölümüne veya İslam medeniyetinin Batı medeniyetine doğrudan etkileri bölümüne geldiği zaman bu konuları tartışacağız. Şimdi Hristiyanlıkta böyle bir şey var. Yahudiliğe gelince Yahudilikte %100 teslimiyet. Şimdi orada bir nas yok. Nas Yahudi hahamlarının kendileri bir nas. Niye? Çünkü bunların hepsi birer peygamber ve söyledikleri söz Tanrı'nın, onların ağzından çıkan söz Tanrı'nın sözü mesabesinde. Evet. Yani 12 kabile var. Bu 12 kabilenin reisleri yani hahamlar aynı zamanda Tanrı'nın temsilcileri ve onlar Allah tarafından seçilmiş bir ümmet olduğunu düşünüyorlar. Şimdi böyle olduğu için Yahudilikteki, Hristiyanlıktaki bu tartışmalar ister istemez Müslümanlarla da bununla karşılaştılar. Bunun için çok Müslümanların üzerinde hassasiyetle durdukları bir nokta vardı bu medeniyet karşılaşmalarında. Yahudilerin ve Hristiyanların ve ondan önceki dinlerin uğradığı tebdil, tahrif ve değişikliğe Müslümanlığı buna şey yapmamak, vasıta yani kılmamak. Yani İslam'ı koruma endişesi var burada. İslam'ı koruma. Çünkü bütün şey şu, Kur'an ne üzerine diyor? Tevrat ve İncil'in tahrif olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla Kur'an da tahrif edilecek olursa o zaman ortada din kalmayacak. Son peygamber de Hazreti Peygamber olduğu için, bundan sonra peygamber de gelmeyeceği için bu bayağı bir sonuç itibariyle tehlikeli bir sonuç. Müslümanların hassasiyeti buradan. Evet. İslam'ı ve tabii ki İslam o zaman henüz bütün şekilleriyle ortaya çıkmış değil. Kur'an'ı, burada İslam deyince Kur'an ve evet, sünnet kastediliyor. Evet. Kur'an'ı ve sünneti tahriften uzak tutmak. Yani Hristiyanlığın, Yahudiliğin akıbetine uğramasını önlemek. Bütün dertleri bu. Böyle olduğu için de akılla iman arasındaki konuları tartışırken vahyin bir kenara bırakılmamasını, vahyi esas alınmasını ve buna bağlı olarak da hayatın akışı içerisinde sürekli değişen hayatın akışı içerisinde vahiy ile hayat arasında da bağlantı kurulması gerektiğini ne yapıyorlardı? Öngörüyorlardı. Burada bir kısım mezhep imamı diyeceğiz artık. Evet. Bir kısım din önderleri de diyebiliriz. Ahmed İbn Hanbel gibi, İmam Şafii gibi. Bunlar iman konusunda çok hassaslar. İman Ahmed İbn Hanbel'e göre kitap ve sünnetten ibaret. Bir sünnette olmayan hiçbir şeye yer yok. Gerisi bid'at. Şimdi böyle olunca sünnet ve kitap ve sünnet hayatın her alanına açıklık getiriyor muydu? O gün getiriyordu ama sürekli hayat değişiyor. Toplum değişiyor, insanlar değişiyor. Nitekim peygamber devrinin o safiyetini bir düşünün. Bir Emeviler devrindeki çok modernizasyonu düşünün. Evet. Şimdi böyle olunca bu değişikliklerin bir açıklamasının da yapılması gerekiyordu. İşte bu noktada imanla vahyin buluşması noktasında Ahmed İbn Hanbel
rivayetten başka bir kaynak kabul etmiyordu. Ve hadis sürekli hadisler üzerine. Kur'an zaten kitaplaşmış, sistemleşmiş olduğu için Ahmed ibn Hanbel'in bütün şeyi konusu şey üzerinde durduğu nokta sünnetti. Sünnete dayalı. Onun için de her şeyin mutlaka sünnette bir karşılığını bulmaya çalışıyordu. Ama karşılığı olmayan şeylere gelince o zaman onları bir kenara atıyor. Ya bid'at diyor yahut da onları kendine göre yorumluyordu. Şimdi bu sebeple Ahmed ibn Hanbel kelama da karşı ama esas onun karşı olduğu şey felsefe. Biraz sonra sözünü edeceğimiz felsefe, felsefeden dolayı da felsefe karşıtlığından dolayı da büyük de bir mihnet yaşadı, sıkıntı yaşadı. Evet, ona genişçe girelim hocam sonra. Evet, gireceğiz. Evet. Şimdi Ahmed ibn Hanbel'in bu anlayışı çerçevesinde İmam Şafii de kelama karşı çıkmıştır. Geçen de sözünü ettiğimiz gibi kelamın bid'at olduğunu söylüyordu. Ve kelam okuyanların veya kelamdan bahsedenlerin bir hayvanın üzerine bindirilerek dolaştırılıp halkın özünde teşhir edilmesi ve kelam okuyanın akıbeti işte budur diyerek halkın onlara karşı tavrının belirlenmesini istiyordu. Bu çerçevede ama buna sürekli mi hocam İmam Şafii değil. Hep böyle miydi onu şimdi, soracağım. Şimdi burada hem Ahmed ibn Hanbel'in hem de İmam Şafii'nin bu kanaatları temel prensip olmakla beraber yaptıkları şeylere baktığınız zaman aslında yaptıkları şeyler de onların da kelamın yaptığı şeyden isim dışında doğrudan doğruya kelam ismi olmasa, doğrudan doğruya kelam lafızlarıyla olmasa da yaptıkları şey yine akıl-iman ilişkisi etrafında dönüyordu. Böyle olduğu için bu Şafii, bir de tabii şunu söyleyelim, İmam Malik de Ahmed ibn Hanbel'in yolunda yürüyerek, o da yine El-Muvatta isimli tedvin ettiği hadis kitabı çerçevesinde, o da sünneti esas alarak yürüyordu. Burada bir tek istisnası İmam Azam Ebu Hanife, İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam Ebu Yusuf gibi Hanefi fukahası vardı. Bunlar biraz daha, Ebu Yusuf biraz daha sonra olmak üzere, Ebu Hanife Bağdat ve çevresinde yaşadığı için, yani Irak havzasında yaşadığı için, İmam Ahmed ibn Hanbel mihnet dönemi dışında yarımadanın, Arap yarımadasının dışına bile çıkmamıştı. Dünyayla pek şeyi yoktu. İmam Şafii Mısır'da idi. Şimdi Ebu Hanife pek çok antik kültürlerin, İran, Mazdeizminin, Manişeizminin, Zerdüştiliğinin, ondan sonra Babil bilimlerinin, Babil sanatının, Babil geleneğinin, ondan sonra Süryani, Nesturi, Kildani geleneklerinin, biraz sonra sözünü edeceğiz, haşr-ı neşir olduğu bir toprakta yaşamıştı. Evet. Ve dolayısıyla bu insanların, yani çok açık ifade etmemiz gerekirse, kadim medeniyetlerin yuvasında bulunuyordu, merkezinde bulunuyordu. Onun için İmam Ebu Hanife rivayetle dirayet arasında yahut akılla iman arasında sağlıklı bir denge kurmaya çalıştı. Ve bunu kurarken de çok kelimelere takılmadı, lafızlara takılmadı, mana ve muhtevaya takıldı. Mana ve muhtevayı göz önünde bulundurdu ve bunun arkasından İmam Muhammed, İmam Züfer, İmam Ebu Yusuf, İmam-ı Azam'ın bu getirdiği anlayışı ne yaptılar? Geliştirdiler. Şimdi böyle olunca ortaya şu ana kadar sözünü ettiğimiz şey fıkıh diye bir ilim çıktı. Evet. Dinin derinliğine bilinmesi, tefakkuh, derinliğine bilgi. Şimdi fıkıh ilminin
ortaya çıkışı, fıkıh sonucunda ne doğdu? Mezhepler doğdu. Daha sonra mezhep halini alacaktır bunlar bir müddet sonra. Evet. Şimdi bu çerçevede ortaya çıkan bu durum, sorun kelam bid'at mıdır, değil midir? Şimdi nihayet bir süre sonra, aşağı yukarı 60-70 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam, İmam Ebu'l-Hasen el-Eş'ari bir küçük risale yazdı. Risaletül İstihzan fil havdı ila ilmil kelam ismini taşıyordu. Kelam ilmine girmenin, kelam ilmiyle uğraşmanın iyi olacağına dair, güzel olacağına dair bir risale yazdı. Evet. Ne diyordu Ebu'l-Hasen el-Eş'ari? Kelama karşı çıkanlar bunun bid'at olduğunu söylüyorlar. Peygamber devrinde yoktu, sahabeler devrinde yoktu. Şimdi kelam diye, kelam adı altında bir takım konular çıktı ki bunlar itikadı ilgilendiren konulardı. Bunlar bid'attır. Dolayısıyla bununla bunu okumak meşru değildir. Yani haramdır demiyor ama meşru değildir diyenler var. Haramdır diyenler vardı. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari İmam Şafii'nin kelam karşıtı tavırlarına bulunmasına rağmen ne yaptı? O kelama girmek lüzumludur dedi. Bunun peygamber zamanında olmamış bulunması bir teşkil etmez. Bid'at olması için yeterli sebep değil. Çünkü bid'at yeniliktir. Yenilik hayatın akışı içerisinde gelen yenilik şeyler ise eğer arkasında bir art niyet yoksa, bir kitap ve sünnetle çelişen bir nokta yoksa hayatın bütün seyri içerisinde bu vardır dedi. Kelamın bid'at olmadığını burada kelamda neden bahsediliyor? Yaratılıştan bahsediliyor. Efendim cisimden bahsediliyor, sebepten bahsediliyor. Nübüvvetten bahsediliyor. Efendim? Nübüvvetten bahsediliyor. Yani iman esasları. Yani bunlardan bahsediliyor. Evet. Bunlar da dedi Hazreti Peygamber devrinde yoktu. Bunların hangi birisine biz bid'at diyoruz ki kelama bid'at diyelim dedi. Ve bu Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'nin, Eş'ari mezhebinin de kurucusu malum, bu güçlü kelam savunusundan sonra kelama karşı itirazlar yavaş azaldı. Evet. Fakat bitmedi. Aşağı yukarı 400 sanıyorum hicri yıllarında, yani bu İmam Şafii'den 300 sene sonra falan, İbn Kudabe daha da ileri gitti. Kelam okumanın haram olduğuna dair bir risale yazdı o da. Çünkü bu tür konular asla bizi ilgilendirmez. Bizde peygamber Allah var diyorsa vardır. Bunun delillerini aramamıza gerek yok. Bununla ilgili sıfatları konuşmamıza gerek yok. Sıfatlar işte Kur'an-ı Kerim'de, sünnette belirlenen sıfatlar sıfatlardır. Bunu böylece kabul edeceğiz dedi. Ama diyordu ama bunun karşılığında istiva kelimesi gibi Rahmanu alel arşisteva, Rahman arşın üzerine yerleşti, oturdu manasına gelebilen istiva tartışması, ondan sonra kaderle ilgili tartışmalar vesaire, yani kelamın diğer konuları. Şimdi bunlar ister istemez tartışma götürüyordu Allah'ın zatıyla ilgili. Şimdi genellikle Allah'ın zatını tartışmayınız demişti Hazreti Peygamber. Onun sıfatlarını konuşunuz demişti. Şimdi Allah'ın zatını doğrusu beşer olarak bizim kavramamız da mümkün değildi. Zaten tevhid, saf tevhid buna maniydi. Maniydi çünkü Allah bizim anladığımız, biz Allah diye neyi düşünürsek düşünelim, neyi düşünürsek düşünelim, Allah bizim düşüncemizin dışındadır diyerek İslam saf tevhid akidesini ortaya koymuştu. Yani üluhiyeti, saf üluhiyeti ortaya koymuştu. Sonra bunu tevhidle tek bir Allah inancına indirgemişti.
Bir de böyle olduğu için teşbih, temsil, tecsim gibi yani Allah'a cisim isnat etme, mekan isnat etme, onu zamanın içerisinde algılama, efendim insan bazı yaratılmış şeylere benzetme gibi şeylerin hepsinden uzaklaştırmıştı. Ama bunu çağrıştıran ayetler de vardı. Bu ayetlerin yorumlanması icap ediyordu. Yorumlanırken kelam buna göre bunları Kur'an ve sünnetle ters düşmeyecek şekilde ki ehli sünnet kelamı yani geçen hafta söyledik Eş'ari ve Maturidi kelamı ne yaptı bunu? Kur'an ve sünnetle ters düşmeyecek şekilde ama akli realitelerle de çelişmeyecek şekilde ortaya koydu. Ve ilmi olarak ortaya koydu. Hem yani ilmi olarak usullerle yani. Hem fikri olarak. Evet. Şimdi bunlar bu tartışmalar çok... Yani ilkelerden yoksun bir şekilde değil, ilmi ilkelerle değil, hareket edilir. İlkelerden. İlke de Kur'an ve sünnet evet. Burada temel ilke. Bir de akıl prensipleri var. Evet. Bunları da bir yanara atmadan. Şimdi zaten bu gelişmedir ki İslam dininin bir din olmanın ötesinde bir medeniyet haline dönüşmesini sağlamıştır. Şimdi din hak dindir, din olarak vardır ama her din bir medeniyet değildir. Medeniyet ayrı şeydir, din ayrı şeydir. Evet. Dinin eserleri, neticeleri, ortaya koyduğu kuralların neticesinde medeniyet oluşur. Her medeniyetin bir dini vardır ama din medeniyet demek değildir. Onunla kesinlikle eşdeğerde kabul edilemez. Şimdi evet. Böyle olunca kelam ilmi yavaş yavaş İslam dünyasında şekillenmeye başladı. Ama bunun gerçek kurucuları İmam Maturidi, İmam Eş'aridir. Ama bundan sonra özellikle İmam Cüveyni, İmam Gazali ve bunun dışında şeyden Ebu'l-Ma'in en-Nesefi şey kelamı için Maturidi kelamı için sonra Fahrettin Razi gibi alimler İbn Teymiye'yi burada bir kenarda bırakmamız lazım. Onu ayrı değerli. İbn Teymiye suis generis dediğimiz çok özel bir evet. tip. Çok özel bir bilim adamı tipi. Zaten çok kelam, enteresan hayatı var ve evet. Yaklaşım tarzı da son derece enteresan. Onun biraz için biraz Gazali'ye de yakın. Yani iyi kelam, kötü kelam, kelamın iyi tarafı, kötü tarafı gibi ayrımları var. Bidat ama olan kelam Gazali'ye yakın değil. Gazali ile çoğu zaman da tartışan. Genel olarak öyle. Çekişen. Tabii. Çünkü İbn Teymiye tasavvufa karşı. Evet. Tasavvufa karşı büyük çapta. Kendi tasavvufi geleneğini yani selefi geleneği içerisinde bir ruhaniyet olarak algılamaktadır. Felsefeye karşı, çünkü zaten eserleri aşağı yukarı Gazali'yi, İbn-i Sina'yı, İbn-i Rüşd'ü esas alan, felsefeye karşı evet. olan eserleri var. Ondan sonra farklı itikadi anlayışlara karşı olan tarafları var. İbn-i Teymiye'yi ayrı ele almak lazım. Çok özellikli olan bir insan. Bir kere derin bir bilgisi var. Evet. Ve bu derin bilgisini kitap ve sünnet doğrultusunda yorumlarken Ahmed İbn Hanbel'in mezhebini, meşrebini detaylandırarak ve genişleterek ortaya koymuş olan bir insan. Şimdi dolayısıyla bu sözünü ettiğimiz alimler sonunda kelam ilminin şeylerini koydular. En son bu Osmanlı devrine doğru Seyyid Şerif Cürcani, Hocazade, evet. Hocazade gibi alimler tarafından, tabii Nesefi demin söyledik onlar tarafından kelam ilminin sistematiği kuruldu. Peki bütün bunlardan sonra kelamın misyonu ne? Kelamın hedefi ne? Kelamın misyonu İslam akidesini insanların anlayacağı şekilde açıklayıp, yorumlayıp, doğru şekilde açıklayıp, yorumlayıp onlara bir inanç sistemini
sistemini takdim etmektir. Böyle olduğu için kelam, İslam medeniyetinin tabiri caizse İçişleri Bakanlığı mesabesindedir. İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı'yla, dışişleriyle ilgilenmez mi? İlgilenir ama çok az ilgilenir. O esas içteki meselelerle ilgilenmektir. Bunun için kelam, İslam dünyasının kendi içindeki anlayışları, sorunları, farklı medeniyetlerden gelen dalgaları, çünkü dalga geliyor. Siz böyle olduğunuz yerde durdum ben, beni ilgilendirmez diyemiyorsunuz. O gelen dalgaları göğüsleyen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bir müddet sonra kelam bir tıkanma içerisine giriyor. Bunu felsefeden sonra yeni ilmi kelam dediğimiz şeyi o zaman tartışmamızda fayda var. Çünkü bir zaman sonra felsefe ile kelam birleşecek. Böylece kelam felsefileşecek, felsefe kelam iyileşecek. Bu ikisi birbirine girince de işler biraz daha çıkmaza girecektir. Bunu da 14. yüzyıldan sonra, yani Moğol istilasından sonraki dönemde karşılaşıyoruz. Evet, çok önemliydi hocam bunlar. Şimdi o zaman felsefeyle devam edelim hocam. Yani bu şimdi burada bu aşamada kelam, bu aşamada kelamı söyledik ama fıkıh çok önem ifade etmeye başladı. Çünkü sizin ilk sorunuzda da siyaset de vardı. Evet. Şimdi bütün bu olayların seyrinde, yani tasavvufun gelişmesinde, kelamın gelişmesinde, İslam'ın içindeki ihtirafların ortaya çıkmasında esas aktör neydi veya faktör neydi? Siyasetti. Siyaset. Bu siyaset ile ilgili tartışmalar öncelikle Hazreti Ebubekir'in halife seçilmesinden sonra başlamış. Hazreti Ömer devrinde bu konularda tam bir istikrara kavuşulmuş. Herkes belli bir şekilde bir anlayışa kavuşmuş iken Hazreti Osman devrinde Hazreti Osman'ın uygulamalarını hedef alan bir hareket başlamış. Haricilik hareketi dediğimiz hareket yahut batı şeylik Yahudi kaynaklı, İsrail kaynaklı bir takım insanların tahrikiyle Hazreti Osman'ın katli, Hazreti Ali'nin katli, Hazreti Ömer'in şehit edilmesi, ondan sonra Hazreti Hasan ve Hüseyin Emevilerin iktidara gelmesi ve asırlar evvelden beri, belki birkaç asırdır tam bilmiyoruz ama en az 100 sene evvel peygamberden Kureyş içerisinde Haşim oğullarıyla Ümeyye oğulları arasında Mekke'nin yönetiminde bir rekabet vardı. Ve bu rekabet devam edip geliyordu. Nihayet son safhası Ebu Süfyan'la Hazreti Peygamber arasında geçti. Evet. Hazreti Peygamber bir Haşimi olarak Emevilerin iktidarına son verdi. Ebu Süfyan ona büyük bir mücadeleyle karşı çıktı. Medine'ye iki kere saldırıda bulundu. Nihayet Mekke'nin fethinde Müslüman oldu. Ama Hazreti Peygamber'in Mekke'nin fethiyle beraber bu ihtilaf Emevi Haşimi ihtilafı sinmişe benzedi. Fakat Hazreti Ömer'den sonra tekrar bu ihtilaf hızlandı. Özellikle Hazreti Osman'ın iktidara gelmesiyle beraber Emeviler Hazreti Osman'ın o haluk, o şeyden, ilminden, ahlakından ve biraz da yaşlılığından istifade ederek devleti yavaş yavaş ele geçirmeye çalıştı. Evet. Bu ele geçirme işlevinde de rolü kim oynadı? Ebu Süfyan'ın oğlu Muaviye. Muaviye. Muaviye
iyi bir siyasetçi, iyi bir devlet adamı, iyi bir ne diyelim stratejist, evet. İyi bir stratejist. Öyle bir strateji uyguladı ki hilafetin resmi halife olan, fiilen biatla halife olmuş olan Hazreti Ali'nin karşısında bir rakip olarak ortaya çıktı ve etrafına Hazreti Ayşe gibi şeyleri de alarak, peygamberin hanımlarını da alarak, hanımlarından bir kısmını da alarak öyle bir mücadele verdi ki sonuçta Ehl-i Beyt tarafları dediğimiz yani Haşimiler seslerini çıkaramaz oldular. Bununla da kalmadı. Hazreti Hasan ve Hüseyin'in şehit edilmesiyle beraber. Hazreti Hüseyin'in şehit edilmesi ama Hazreti Hasan'ın da zehirlenmesi. Tabii o da zehirlenmesi. Öyle. O da şehit edilmesiyle beraber yavaş rakip şey kalmadı Emevilerin önünde. Ve tarihi şey yeniden gündeme çıktı. Ama Emeviler toplumda hiçbir zaman için içselleştirmediler. Yani toplum onları peygamberin getirdiği İslam'ın temsilcileri, İslam'ın uygulayıcıları olarak görmekten çok bir saltanat sahipleri olarak görmeye çalıştılar ki zaten Emeviler de biz halifeyiz demediler önce. Yavaş yavaş saltanata tebettül edildi. Yani halifeyiz dediler ama hilafetin gereğini yerine getirmediler. Hilafetin gereği neydi? Biatla, Müslümanların şura ile devlet başkanını seçmeleriydi. Evet. Muaviye'nin seçilmesi biraz entrikalı bir olay şeklinde tarihte karşımıza çıkmaktadır. O da seçilme değildir. Amr ibn As'ın dehasıyla şey yapması, Hazreti Ali taraftarlarını bir oyuna getirmesi sonucunda Muaviye'ye Hazreti Ali'nin hakkı olan hilafeti Muaviye'ye teslim ettiğini bildirmesi üzerine Muaviye kendisinde bir hak olduğunu iddia etmeye başladı. Burada Hazreti Ali'nin şehit edilmesinden sonra haricilerin akıl dışı hareketlerinden sonra Muaviye otoriteyi sağlamaya çalıştı. Evet. Ve sağladı da. Otoriteyi sağladıktan sonra, ondan sonra ömrü vefa etmedi. Vefat edeceği zaman kimi şey yapmak istedi? Yezid'e biat almak istedi. Millet Yezid'e biat vermedi. Yezid'e biat konusunda o kadar muktedir olmasına rağmen Muaviye Yezid'e biat alamadı. Sonunda dedi ki, işte kılıç, işte biat. Evet. Ya bunu seçersiniz ya bunu. Orada bulunan insanlar da kerhen Yezid'e biat ettiler. Ve böylece biat müessesesi bir evrensel kural olmaktan çıktı. Bir entrikanın aleti haline geldi. Politik bir şey. Politik bir şey haline evet. geldi. Yani. Ya bu ki İslam'daki biat... Şura'ya dayalı, şura istişare sonunda kime biat edileceğine karar veriliyor. Ehlül hal vel akt daha sonra bu görevi evet. üstlendiğini söylenecektir ama ehlül hal vel akt da halifeyi seçmiyor. Hükümdarı seçiyor. Genel İslam tarihi evet. boyunca. Dolayısıyla hilafet saltanata tebettül etti. Yezid'in başa geçmesiyle beraber. Ama İslam toplumu buna rıza göstermedi ve Yezid'e karşı isyanlar başladı. Yezid'in iktidarını sağlama almak için Haccaç gibi bir şey, silahlı güç kullanan zeki, kurnaz, akıllı bir insan onu iktidarını adeta pekiştirdi. İşin garibi Haccaç böylesine bir zalim kişi iken İslam'ın doğu cephesinin de fatihi olmak durumunda kaldı. Emevilerin daha evvel de söylediğimiz gibi bu taraflarına karşılık dış dünyada çok etkili bir İslami yayılma politikası izlediler. İçeride çok etkili bir baskı politikası izlerlerken dışarıda da çok etkili bir yayılma politikası izlediler.
Ve netice itibariyle Ehl-i Beyt'in gücü ortadan kalkmış oldu. Şimdi burada o zaman konu şuraya geldi. Yani dinle siyasetin ilişkisi nedir? Din siyasetin bir parçası mıdır? Yahut siyaset dinin bir parçası mıdır? Hazreti Peygamber, peygamber olarak hem dini hem de siyasi liderliği temsil ediyordu. Hem dini liderliği hem siyasi liderliği temsil ediyordu. Hazreti Peygamber'in şahsında bu toplanmıştı. Hulefai Raşidin de aynı şekilde böylece bu iki liderliği beraberinde topladı, yani şahsında. Bu liderlik, iki liderlik vasfı Muaviye ile beraber bölünmeye başladı. Siyasi liderlik ön plana çıktı. Dini liderlik artık yani kimse Muaviye şöyle diyor, öyleyse bu Kur'an'ın yorumudur, sünnetin yorumudur şeklinde algılamıyorlardı. Muaviye'nin siyasi dehasının ürünü olarak ortaya koyuyorlardı. Halbuki Hazreti Peygamber'de, Hazreti Ali'de, Hazreti Ömer'de onların şeyleri, siyasetleri Kur'an'a ve sünnete dayalı bir siyaset olduğu için dolayısıyla onun yorumu şeklinde telakki ediliyordu ki Hazreti Ömer'in pek çok uygulamaları sonunda sünnet olarak kabul edilecektir. Hatta peygamberin yapmadığı birçok şeyi de, birçok demeyelim, bazı şeyleri de Hazreti Ömer'in yaptığını biliyoruz. Biz daha evvel bunu konuştuk. Şimdi böylece siyaset İslam dünyasının Emevilerle beraber gündemine oturdu. Bir müddet sonra, Yezid'den sonra bir şey çıktı bildiğiniz gibi. Ömer İbn Abdülaziz. Bu iki siyaseti tekrar birleştirmeye, iki liderliği tekrar birleştirmeye çalıştı. Dini liderlikle siyasi liderliği. Fakat Ömer İbn Abdülaziz'in iktidarı iki sene gibi kısa bir süre sürdü. Bunu daha evvel burada uzun uzadıya konuştuk. Ömer İbn Abdülaziz'in, Abdülaziz şunu kırmaya çalıştı yalnız. O Emevi saltanatının kemikleşmiş yapısını sarsmaya çalıştı. Yani o uygulamalarının hepsinin ötesinde yaptığı önemli bir şey bu. Yani bir Muaviye'den itibaren yapılan yanlışlar varsa kendi atası olmasına rağmen onların hepsini düzeltmeye çalıştı. Sistemi allak bullak etti, Emevi sistemini. Ömer İbn Abdülaziz'den kısa bir süre sonra Mervan ortaya çıktı. Çünkü artık Süfyaniler dediğimiz Emevilerin yani şeyin Muaviye'nin soyundan gelenlerin halk nazarında gücü ve yetkisi kalmamıştı. Hatta bunlar bir müddet sonra Mervan biliyorsunuz saltanatın merkezini de artık ben saltanat diyorum oraya hilafet demiyorum. Şam'dan nereye taşıdı? Harran'a getirdi ve Harran bir müddet Emevi devletinin başkenti oldu. Şu anda Harran Ulu Camii ve Harran Kalesi, Harran Kalesi Harun Reşit zamanında yapılmıştır. Harran Ulu Camii o zamanda yapılmıştır ki sonra bir üniversite şeklini alacaktır orası. Böylece Emevilerin Süfyani kolu yerine Mervani kolu hakim oldu. Fakat bu noktada bu yine halk tarafından benimsenmedi. İktidarlar halk tarafından benimsenmediği zaman belki bir süre ayakta kalabilirler ama süreklilik ifade etmez. Bunu tarih bize gösteriyor. Baskıyla, zulümle devletin devamı mümkün değil. Emeviler de zaten 140 yıl falan yaşamışlar hocam. Yani çok uzun bir süre değil tarihe değil, baktığımızda. O kadar bile değil gibi. Yok yalnız. 140 yıl hemen 140 hemen. Yıl, tabii. 140 yıl. Şimdi evet. Tabii Emevilerin hakikaten dönemini çok iyi incelemek lazım. Kısa ama İslam tarihi açısından bir dönüm noktası. Olumsuz anlamda çok etkileri oldu. Olumlu anlamda da çok olumlu etkileri. Anlamda da yani özgün bir tarafı var. Demin siz işaret ettiniz. Şimdi bir tarafta içeride mücadele, çatışma, bir tarafta dışarıda mücadeleler.
Bu nasıl sağlanabildi? Bu da enteresan. Çünkü içeride hem olumsuz bir hava var. İnsanların çoğu karşı çıkıyor. Birçok insan dışlanıyor, zulmediliyor, öldürülüyor. Böyle bir ortamda hatta Arap olmayanlar ciddi manada dışlanıyorlar. Tabii. Onlara bir farklı muamele yapılıyor. Biliyorsun Ömer İbni Abdülaziz'e şeylerden, gayrimüslimlerden cizye alındığı için bunların Müslüman olmasına teşvik edilmesinin durdurulmasını istiyorlar. Evet. Yani niye devletin hazinesine para gelmiyor diyorlar. Bu kadar bir şey yani. Yezid yapıyor zaten hocam. Bazı grupların, köylerin, ne bileyim bazı Hristiyan topluluklar Müslüman olmasını engelliyor zaten. Yani şeyde var o, Yezid'in uygulamalarında var. Burada, sayısı ne kadar tabii bunun ayrı bir konu ama burada bir şeye de cizye konusu, siz de demin söylediniz, yani dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Evet. Emeviler devri karanlık bir devir. Evet. Şimdi gerçekten bunların ne kadarı tarihsel gerçeklik ifade ediyor, ne kadarı etmiyor, ben şahsen bundan emin değilim. Çünkü yani bakıyoruz, İslam medeniyeti ve İslam coğrafyası en geniş dönemine Emeviler zamanında ulaşıyor. Yani İstanbul'lu geliliyor kaç kere? 3 kere mi? İstanbul kuşatılıyor. Endülüs. Endülüs fethediliyor. Tabii. Türkistan fethediliyor. Evet. Hindistan'a iniliyor. Şimdi içerideki bu ihtilafların bu kadar hercü mercin arasında bunların yapılmış olması da kolay bir şey. İslam'ın yayılması açısından önemli bir dönem gerçekten. Evet, evet, evet. Çok önemli. Yani tabii... Yine kaynaklara bakıyoruz. Bir zaman ben epey uğraştım, inceledim o konuyu. Bundan 30-40 sene evvel. Kaynaklarda hep Abbasi dönemi kaynakları elimizde. Abbasiler de Emevileri olumsuzlamak için adeta çok ileri safhada göstergeleri var ki, yani bunlara, eğer onların söylediği doğruysa, Emevilere halife demek de, Müslüman demek bile zor olacak şeyler söylüyorlar. Şimdi burada belli ki bir Abbasi politikasının ayrı bir şeyi var. Tarihte hocam, tabii. Ve yani tarihi çok, biz Emeviler dönemini çok, bizi Abbasiler tarihi şekillendirmiştir. Ama öyle veya böyle görülen bir vaka var. O da İslam'ın iç dinamizmine karşı içeride çok büyük darbeler indirilmiş. Yani Ehl-i Beyt'e en büyük zulümler yapılmış, kıtaller uygulanmış. Tabii. Şimdi bunların da makul görülmesi mümkün yani değil. Daha sonra Müslümanlar arasında birçok ayrılığın kurumsallaşmasında bu dönem dönüm noktası yani. İşte buradaki olaylar tabii. Ondan sonra devam ediyor, geliyor. Evet, devam yani, ediyor, geliyor haklı gerçekten olarak. Gerçekten yani bir... Ama şimdi hocam tarihi hadiselere soğukkanlı bir şekilde yaklaşmak, ideolojik ve politik olarak değil de olduğu gibi anlamaya çalışmak açısından bu söyledikleriniz çok önemli. Yani orada biz bir taraf tutmak, yani filan, şimdi tarih ders almak için okunur. Yani bir felsefi bakış açısı. Tarih felsefesinin tabii, bizde çok az yapıldığını maalesef görüyoruz. Geçmişte çok güzel yapılıyor. Ama bugün çağdaş dünyada tarih felsefesi çok az yapılıyor. Hatta bundan 20-25 sene evveline kadar üniversitelerde tarih felsefesi dersi de yoktu. Gene de çok... Şimdi var mı bilmiyorum. Var ama çoğu seçmeli, zorunlu olanlar yine çok şey. Tarihi yorumlayabilmek için tarih felsefesini bilmek kesinlikle lazım. Kesinlikle. Bence bunu çok en önemli. Güzelini de İbni Haldun yapıyor. Evet. İbni Haldun yapıyor. Bu söyledikleriniz gerçekten önemli hocam. Yani tarihe bakış açısıyla ilgili de bize önemli bizi noktalara götürdünüz. Ve ne kadar travmatik olursa olsun, ne kadar dramatik olursa olsun aynı zamanda tarihteki hadiseleri doğru bir şekilde anlamlandırmak çok çok önemli. Üstelik bir de sonraki gelişmeleri anlamak için de tabii önemli. Sonra bu kadar mücadeleler, bu kadar olayların üzerinden pek çok yeni gelişmelerin İslam dünyasında ortaya çıkması, bilimlerin keşfedilmesi, yeni bilim dallarının üretilmesi, yeni hayat alanlarının açılması, ortaya çıkan yeni gelişmelere cevaplarda çok dinamik bir reflekslerin gösterilmesi açısından da bu dönemlerin doğru değerlendirilmesi elbette hayati. Şöyle yapalım hocam, bir araya gidelim.
aradan sonra inşallah devam edelim. Çünkü size önemli sorularım var bu konularla ilgili. Oradan devam edeceğiz inşallah. Değerli izleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Ondan sonra birlikteyiz. Kıymetli izleyenler, tekrar hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam, kelamın daha iyi anlaşılması için tarihi bazı hadiseleri ele aldınız. Emevileri özellikle konuştuk. Şimdi tabii siyaset, fıkıh ilişkisi, siyaset felsefe ilişkisi, siyaset kelam ilişkisi ve belki de başlı başına siyasetin önemi burada konuşulması lazım. Oraya giderken kelamı da biraz gene geride belki yavaş yavaş bırakırken şöyle bir soru sorsam, siz yine orada daha sonra siyasete tekrar dönmemiz lazım. Çünkü fıkıh da biraz geniş konuşmamız lazım. Yani o da önemli. Geçen hafta da biraz konuştuk ama yeterli olmadı. Şimdi kelamın başlangıç aşamasını kastediyorum. Kelamın misyonu nedir diye sorsam ve bu misyonunu gerçekleştirebildi mi desem ne dersiniz hocam? Şimdi öncelikle o siyaset fıkıh ilişkisi evet. Dedin. Bizim konumuzla da ilgili olduğu için bir şeyi açıklamak istiyorum. Evet. Son birkaç gün içinde birkaç arkadaş beni aradı ve dedi ki hocam siz bir partinin vizyon şeyi içerisinde göründünüz. Nasıl oldu o dediler. Ya ben senelerdir hiçbir toplu şeylerin içerisinde bulunmadım. Sağlık problemlerim dolayısıyla da bulunmuyorum. Ayrıca fikir itibariyle de, düşünce itibariyle de, tarz itibariyle de benim karşı olduğum bir şey bu. Nasıl olmuş bu diye söylediğimde sözüne güvendiğim, yani emin evet, olduğum evet. Kaç arkadaşın ifadesi bu. Sizi görmüşler dedi. Ya, gördülerse onları bana gösterin bakalım ben nasıl gitmişim. Yani o gün evimden bile çıkmamışken böyle bir şeyi söylüyor olmaları evet. Ya bir iftira ve kötü niyet eseri yahut da bir benzetme bana benzeyen birisi. Hatta ben onu araştırdım mümkün mertebe var mı bana benzeyen diye ben benzeyen de görmedim. Nereden o lafı çıkardılarsa garibime gitti. Şimdi bu tür fitne ve fesatların çıkarılmasında böyle şeylerin çok tipik örnek olduğunu görüyoruz. Evet. O sebeple bunu da burada açıklamak istiyorum. Çünkü ben ne öyle bir toplantıya gittim, ne o grupla ilişkim var, yani, ne herhangi bir şekilde bu 60 yıllık düşünce seyrimin çizgisinde hiç beraber olmadığım bir şey. Şimdi böyle bir şeye beni alet etmelerinin de manasını anlamadım. Onu Allah Allah. izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu tür yanlış anlamalar sonunda birdenbire büyüyerek bir doğru habere dönüşüyor. Tarihte evet, bunun örneğini evet. Gördüğümüz gibi. Çok garip ama yani benzetme yani şimdi hakikaten öyle. Siz bir defa duruş olarak, zihniyet olarak, inanç olarak böyle bir şeyin içinde... Tarz olarak, tabii. Tarz benim... yani burada bir de bizim programda konuştuğumuz güncel meselelere ilgili konuştuğumuzda da yaklaşımımız ortada. Sizin yaklaşımınız. Net yaklaşım benim. Tabii. 50 senelik evet. Hayatımda, fikir hayatımda. Çizgi belli. Aynı çizgi. Evet. Hiçbir zaman için orada bir değişiklik yapmadım ben. Öyle bir değişikliğe de gitmedim. Aynı çizgide elhamdülillah. Evet. Devam ediyorum ama onu kim çıkardıysa nasıl çıkardı? Sözüne güvenilir kişiler diyorlar. Ya kimmiş o sözüne güvenilir kişi dedim. İsim de veren olmadı. Evet. İşte tarihteki şeyler tekerrür edebiliyor hocam. Evet. Yani sen tabii, siyaset deyince birden tabii. Aklıma geldi. Dolayısıyla onu evet. Da izleyicilerimizle paylaşalım. Yani evet. Öyle bir şey yok. Evet. Onu kim yaptıysa bir ya bilgi şeysi benzetmiştir. Yahut da iftiradır. Evet. Geçmiş olsun hocam. Yani önüne geçmek lazım tabii. Doğru. Evet. Evet hocam. Bu... Şimdi evet. Biz bir medeniyetin kuruluşunun evet. Örgüsünü tartışıyoruz. İslam medeniyetinin örgüsü nasıl
kuruldu, nasıl evet. örüldü, lime lime her bölümünün nasıl bir medeniyete dönüştüğünü konuşuyoruz. Böyle olduğu için burada fıkıh çok önemli. Fıkıh bizde hep genellikle ibadet olarak alınır. Daha sonra muamelat olarak ifade edilir. Sonra ahkam, hükümler olarak ifade edilir. Fakat fıkhın bir de derin felsefi boyutu vardır. Bu felsefi boyutta gerek ibadetlerin, bu burada daha az olmak üzere, muamelatın ve ahkamın yani hükümlerin sebebi hikmetini araştırmak. Nedir bunun sebebi hikmeti? Bunun üzerinde durmak, fıkhın o kelimenin derinliğine bir şeyi kazıp, bir kuyuyu derinliğine kazıp çıkarmak manasından kaynaklanan bir ifade olduğunu belirtmemiz lazım. Yani bir mekasıt şeyi var. Sonunda hem usul bu, hem mekasıt. Sonunda yani. Bu makasıtla evet. örtüşecek daha çok şeyler tarafından, malikiler ve hı hı. zahiriler onu makasıt şekline dönüştüreceklerdir. Ama burada Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tavrı çok önemli. Onun öğrencilerinin tavrı çok önemli. Hı hı. Şimdi niçin Ebu Hanife ile İmam Ahmed bin Hanbel, İmam Şafii ve İmam Malik arasındaki temel fark nedir? Ebu Hanife bir yeni kurulmuş olan imparatorluğun merkezinde yaşıyor. Yani payitahtta yaşıyor. Bu merkez öylesine bir genişlemiş ki bir ucu İspanya'da, bir ucu Çin Seddi'nde, bir ucu Hindistan'da, bir ucu Rusya'nın yani Kafkaslar'da bir kısmı, bir ucu Umman'da, evet. Yemen'de ve Afrika'da. Şimdi böyle bir imparatorluğun merkezinde Ebu Hanife fıkıh ilmini geliştirmeye çalışıyor. Ve fıkıh ilmini geliştirirken de öncelikle dinin bu sebebi hikmetlerine, hükümlerinin, dinin hükümlerinin varoluş nedenlerini inceleyerek gözleri önüne seriyor. Bundan dolayı da ister istemez Ebu Hanife fıkhında dirayet ön plana çıkıyor. Çünkü bunları değerlendirebilmek, günün şartlarıyla mukayese yapabilmek. Yani siz Arabistan'da, İmam Ahmed örneğini alalım. Arabistan'da bir Müslüman kararlar verirken bunu rahatlıkla onu verebilirsiniz. Artık İslam gelmiş, zaten devlet hakim olmuş, halkta evet. Müslüman olmuş çoğunluğu. Ama şimdi öyle bir yerde ki İmam-ı Azam halkının çoğunluğu Müslüman değil. Yeni yeni Müslüman oluyor. Ve bunlar Müslümanlığı da çok iyi bilmiyorlar, şey sindiremiyorlar. Kendi geleneklerini, adetlerini, usulleriyle beraber geliyorlar. Ve işin daha ötesi, buralar bir kadim medeniyetlerin merkezi. Yani aşağı yukarı insanlığın sahip olduğu medeniyetlerin en önemli bölümlerinden en önemli bölümünün merkezi. Çünkü Orta Doğu medeniyetlerinin, Mezopotamya medeniyetlerinin, Hint, İran ve Orta Asya medeniyetlerinin merkezinde yer alıyor. Bir de yanında buna mukabil rakip bir medeniyet var, Bizans medeniyeti. Şimdi evet. Bunlara karşı ahkamı belirlemek, fıkhi kararları, devlet müesseselerinin nasıl şekillenmesi gerektiğini belirleyecek kararları almak, buralarla ilgili geniş bilgi birikimini ister istemez beraberinde getiriyor. Bunun için Hanefi fukahası kısa bir süre sonra Türkistan'a, Mavera-ün-Nehre taşınacaklardır. Orada iki tane önemli merkez var Ebu Hanife, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin zamanında. Birisi Bağdat, birisi de Merv. Merv de çok önemli. Çünkü Doğu fukahası hep Merv üzerinden fıkhi tahsillerini yaparak gelişiyorlar. Şimdi fıkıh içerisinde
doğrudan tabii siyaset giriyor çünkü imparatorluğun başkentinde ve yeni gelen imparatorlar veya hükümdarlar, hükümdar diyelim biz onlara, yani Abbasiler, Abbasiler Emevilerin tamamen zıttı bir politika gütmeye çalışıyorlar. Tamamen İslami bir politika ve Haşimi, Sünni bir politika inşa etmeye çalışıyorlar. Bunu inşa ederken de ister istemez bu çerçevede fukahanın kararını göz önünde bulundurmak zorunda bulunuyorlar. Bu sebeple Harun Reşit ile Ebu Hanife arasındaki yakın ilişkiyi biliyoruz. Ve hatta sonunda siyasetin diyanete nasıl, fukaha nasıl müdahale etmek istediğini de İmam-ı Azam'ın hapse atılması gibi bir olayla da şahit oluyoruz. Evet. Ama bu hapse atılma bugünkü manada bir hapis değil, bir gözaltı şeklinde. Dikkat, terassut yani, evet. Tam da gözaltı şekli demeyelim, terassut şeklinde bir kontrol altına alınma gayretidir. Ama buna rağmen bu kontrol daha Emeviler devrinde gördüğümüz manada bir devlet hegemonyası şeklinde değil. Bunu da söylememiz lazım. Çünkü İmam-ı Azam Ebu Hanife de, İmam Ebu Yusuf da, Muhammed de, Züfer de fıkhi ahkamı, fıkıhla ilgili görüşlerini ortaya koyarken devleti elbette göz önünde bulunduruyorlar. İşte sizin demin söylediğiniz gibi siyaset olmadan medeniyet olmaz. Evet. Siyaset olmadan din olmaz. Çünkü dini siyaset uygulayacaktır. Siyaset dini değerlerini göz önünde bulundurarak adım atacaktır ki o toplum o dini renge göre şekillenebilsin. Şimdi böyle olduğu için Hanefi fukahası daha çok dirayete, daha çok akla ve daha çok kadim medeniyetlerin birikimine, medeniyet mirasına vurgu yapıyorlar. Buna karşılık İmam-ı Azam, Ebu Ahmed İbn Hanbel Medine dışına çıkmadığı için, yani Arabistan dışına çıkmadığı için daha çok o bölgeye göre bir fıkıh sistemi geliştirmeye çalışıyor. İmam Şafii biraz farklı. Ahmed İbn Hanbel ile Ebu Hanife'yi birleştirmeye çalışıyor. Evet. Neden birleştirmeye çalışıyor? Çünkü İmam Şafii'nin bulunduğu yer de farklı. O da bir Mısır. Mısır medeniyetlerin, önemli bir medeniyetin merkezi Mısır'da. İster istemez çevre, şartlar, görgüler ve insanların oradaki ilişkileri bunu etkiliyor. Ve ona göre İmam Şafii biraz daha rivayetle dirayet arasında orta bir noktayı seçerken İmam Malik özellikle... Ahmed bin Hanbel. Efendim? Ahmed bin Hanbel ile Ebu Hanife arasında orta bir yerde demiştiniz. Şafii, İmam Şafii, evet. Orta birini seçerken İmam Malik batıda. Bir yanda Berberiler var. Bunlar yeni Müslüman olmuşlar. İslam'la ilgileri çok zayıf. Yani Fas, Cezayir, Berberiler ve Fas, Cezayir'e yerleşen insanlar. Bir yandan da İspanya, Endülüs Müslümanları var. Müslümanlığı, Müslümanlar değil o zaman, daha bunlar azınlıkta, Endülüs, evet. İslam'ı var. Şimdi İmam Malik de burada daha çok bir fıkıh esası üzerine bir yapı oluşturmaya çalışıyor ve hadisleri burada temel alarak yürümeye çalışıyor. Hmm. Şimdi böylece fıkıh kurulduğu gibi siyaseti de şekillendiriyor, siyaseti de yönlendiriyor. Zaten İslam tarihi hep bu şekilde cereyan etmiştir. Fıkıhla siyaset birbiriyle iç içedir. Evet. Yani ne kadar siyaset felsefi bir bilim dalı ise de, felsefenin bir bilim dalı ise de ister istemez hayatın uygulamaları, hayatın gerekleri fıkıhla siyaseti yan yana getirmiş bulunmaktadır. Hmm. Bu da nereden geliyor? Yine İslamiyet'in din ile devleti birbirinden ayırmamasından. Dinle devleti bir tevem, yani eşdeğer, ikiz. İkiz.
Evet, tabir doğru. Eş değer değil. İkiz kabul ediyor. Din ahiretimizi altına almak, ahiret mutluluğumuzu sağlamak, saadetimizi sağlamak üzere, siyasetse dünyevi mutluluğumuzu sağlamak üzere düzenlenmesi gerekiyor. Aynı zamanda ki bunu, dinin de bekçiliğini yapacak yani. Evet. İslam'a ki bunu muhafızı bize yani. Biraz sonra da gireceğimiz gibi Farabi bunu daha sistemli halde bunu bir felsefi, siyaset felsefesi halinde ortaya koyacaktır. Evet, yani gerçekten Farabi'nin o konuda büyük katkıları var. Farabi, ama o silsile devam etmiştir. Devam edecek. Onları herhalde vakit buldukça ele alacağız. Siyaset, evet. O zaman o biraz önce sorduğum soruyu sorayım. Oradan yavaş yavaş felsefeye doğru geçelim. Kelamın misyonu neydi o başlangıç aşamasında ortaya çıkarken ve bu misyonunu gerçekleştirmiş midir size göre? Bence hiç şey yapmana gerek yok. Kelamda, evet, tasavvufta, fıkıhta, felsefede misyonunu gerçekleştirmiştir. Ya bunların hiçbiri bir bidat da değildi. Bunlar bidat olmadığını biz söylemiyoruz. Ebu'l-Hasan el-Eş'ari söylüyor. Şimdi yani, hocam bunu şunun için soruyorum. Yani şöyle gündeme getiriyorum daha doğrusu. Sormak, konuşmak önemli bence. Yani bugün bile bazı kitlesel şeylerde bir de veya bazı hatta dini popüler bir takım kişilerin yaklaşımında bunlar çünkü çok söyleniyor, sosyal medyada konuşuluyor, değişik yerlerde kullanılıyor. Ne yazık ki ve bir de İslam alimlerinin görüşlerini parça parça alarak, yani kopartarak, bağlamından da kopartarak diyelim ki Gazali'nin bir şeyini alıyor, işte İbn-i Teymiye'nin bir öbürü bir şeyini alıyor, öteki bir başka. Bir bakıyorsunuz olumsuz bir şey oluşturuluyor. Yani çok da ilginç bir şekilde tutarsız olarak bunlar yapılıyor bir de. Yani bir bakıyorsunuz tasavvufa çok fazla şeyi olan bir insan, eğilimi olan bir insan orayla tutarsız bir şekilde öbür tarafa karşı oluyor veya bu tarafa savunan öbür tarafta ona karşı çıkıyor veya şimdi tam muhalefetin şeyine merkezine gideceğiz, felsefeye gideceğiz. Evet. Bütün bu muhalefetlerin merkezinde felsefe yer alacak, onu göreceğiz. İşte şimdi tam bu noktada o zaman bu medeniyetimizin farklı medeniyetlerle karşılaşma sının başlangıç noktasında felsefe nasıl gelişiyor? Tabii burada o kadar konuşulacak konu var ki hocam. Yani kelamdan, tasavvuftan, fıkıhtan da farklı olarak ama onlarla ilişkili olarak tabii ki felsefe yani nasıl Müslümanların tabir caizse benimsemelerinin de ötesinde malı haline geliyor. Müslümanlar felsefe yapıyorlar. Felsefe ortaya koyuyorlar. Felsefeyi olabildiğince geliştiriyorlar. Dünyanın hatta dünya medeniyetlerinin ortak mirası olmasında Batı'yı da içine alacak şekilde büyük katkıda bulunuyorlar. Buna nasıl gelindi? Müslümanlar bu farklı medeniyetlerle, farklı medeniyetlerinle birlikte hem yaşama hem de oradan gelen İslam açısından olumsuz olan bazı hususlarla Müslümanların baş etmesi bakımından nasıl bir rol oynadı? Ve İslam felsefesi dediğimiz şey, belki bu şeylerin hepsinin başlığını öyle koymak da mümkün. İslam düşüncesi ve İslam felsefesi dediğimiz şey bu süreçte nasıl gelişti? Ne gibi işlevlerde bulundu? Bugün, tabi bunların hepsini konuşmamız lazım. Bugüne gelirken nasıl bir süreçlerden geçtik? Ne gibi süreçlerden geçtik? Ve bugün her konuda olduğu gibi belki İslam medeniyetinin bütünlüğü içerisinde bugün bu mirasa sahip çıkabiliyor muyuz? Müslümanlar ne durumda? Ta baştan sanki buraya kadar getirdim bütün bu soruları, konuları çok gündeme getirerek. Ki bir sene konuşsak tabii, yetmez. Ama işte konuşmak lazım gerçekten. Yani tabii, şimdi tabii. Bakıyoruz hocam Müslümanlar dünyayı etkilemişler, dönüştürmüşler. Reformasyon, Rönesans üzerinden aydınlanma, modernite, postmodernite, post-truth derken bugün aslında pek çok hadisenin arka planda Müslümanların ortaya koyduğu felsefe var.
Batılılar İslam'ın istediği çizgide elbette gitmediler. O İslam felsefesinin hatta inkar ettiler çoğu zaman. Ama orada bilimsel birikiminde ortaya çıkmasında Müslümanların ne kadar rol sahibi olduğunu bugün hepimiz biliyoruz. Siz de zaten bu konuda ayrıca kitabınız da var. İslam felsefesinin, düşüncesinin batıya etkileriyle ilgili güzel çalışmalarınız var. Bir de yeni baskıda yaptı mı yakınlarda o? Yapılacak. Yapılacak değil mi hocam? Öyle duydum çünkü. Takip ediyorum. Yani bu önemli bir konu. Onun için böyle bir önce şey çizeyim istedim. Bir panoramik bir şey. Bütün bunları düşünerek gene geriye gideyim ben. Yani bu felsefe bizde nasıl başladı? Tercüme hareketleri mi burada asıl anahtar kavram? Ne dersiniz? Söz size hocam. Tabii ki biz bir medeniyet örgüsünden bahsediyoruz. Yumağından bahsediyoruz. Evet. Lif lif bu yumağın dalları var. Her biri bir yerden kaynaklanıyor, geliyor, kaynaklanıyor, geliyor ve bunlar birleşiyor ve bunların hepsinin birleşmesinden bir medeniyet oluşuyor. Bunun adına biz İslam medeniyeti diyoruz. Daha baştan beri hep konuştuğumuz şu, İslam ayrı şey, İslam medeniyeti ayrı şeydir. İslam bir dinin adıdır. İslam medeniyeti ise bu din etrafında örülen bir örgünün, medeniyet örgüsünün adıdır. Şimdi böyle olunca biz bu medeniyetin birey bazındaki esaslarını aldık, inceledik. Tasavvufla birey bazındaki esaslarını tasavvuf ortaya koyuyor, koymaktadır ve bugün de devam etmektedir. İkincisi, İslam toplumu bazındaki esaslarını da aldık ve bu toplumsal bazdaki, bireyden topluma geçtiğimiz zaman, toplumsal bazdaki esaslarını da daha çok büyük çapta kelam ve fıkıh teşkil ediyor. Bunlar bu yumağı oluşturuyorlar. Bunların İslam toplumunun veya toplumun dışında Müslüman olmayan veya İslam dışı toplumlarla ilişkisine gelince, burada da işe felsefe giriyor. İslam felsefesi dediğimiz felsefe bu Müslüman olmayan toplumların görüşleriyle tasavvufun, kelamın, fıkhın görüşlerinin sentezinden oluşan ve bunları bir mukayeseli olarak süzgeçten geçirerek ortaya çıkan bir dünya görüşünü ifade ediyor. Şimdi böyle olunca da bu dünya görüşü karşımıza İslam medeniyeti olarak çıkıyor. Eğer mesela fıkıh olmasaydı bu medeniyet bu kadar mükemmel olabilir miydi? Olamazdı. Olamaz. Çünkü fıkıh bize neyi veriyor? İnsana nasıl davranacağımızı, insanın birbiriyle ilişkilerinin hangi esaslar üzerine, yani şey olarak değil, ahlaki olmanın ötesinde insani olarak hangi esasların, hangi fikri temeller üzerine dayanacağını bize fıkıh ortaya koyuyor. Ve bunların doğru olanıyla yanlış olanı, adil olanıyla zalim olanı, ahlaki olanıyla ahlaki olmayanını ayırtan fıkıh veriyor. Evet. Kelam bunların detaylarını inceliyor. Detaylarını inceliyor. Müslümanların bunlardan hangisinin esas sahip olması gerektiğini ve nasıl sahip olabileceğini kelam da ikinci noktada ortaya koyuyor. Tasavvuf bunun fert planında nasıl olması gerektiğini, yani başlangıçta zühd ve takva olmak üzere bunu ortaya koyuyor. Şimdi bunlar birleşerek İslam medeniyetini oluşturuyorlar. Eğer bunlardan birisi olmasaydı bu medeniyet tam olmazdı. Evet. Olamazdı. Hani siz misyonunu icra etmiş midir diye sordunuz ya, evet. Bu sorunun bence cevabı buradadır. Bunlar misyonunu icra ettiler ki bir medeniyet anlayışı oldu. Bu medeniyet nedir? İnsana, hayata, ölüme, eşyaya, varlığa dair bir telakkiler mecmuası oluşturdu. Bunun hiçbirisi sadece kelamda yok. Sadece tasavvufta yok. Sadece fıkıhta yok. Sadece felsefede yok. Bunların hepsinin
bir bölümü alınarak geliştirilmiş olan bir telakkidir. Böyle baktığımız zaman İslam medeniyeti, İslam düşüncesi bizim önümüzde daha berrak bir şekilde gözümüzün önünde canlanabilir. Şimdi buradan felsefeye geçecek olursak, felsefe tamamen eskilerin tabiriyle ulûmu dehile, yani sonradan girmiş ilimlerden bir ilimdir. Evet, yani İslam'ın kendisi bir felsefe konusuna, yani Kur'an ve sünnet bize doğrudan doğruya felsefe ile ilgili bir şey söylememiştir. Ama yani klasik felsefe, bildiğimiz felsefe ile ilgili bir şey söylememiştir. Fakat başka bir şey söylemiştir. Felsefeden daha çok geniş, felsefeden daha çok muhtevalı olan bir hikmet kavramını getirmiştir. Bunun üzerinde çok durduk. Hikmet. Hikmet ise, evet, hikmetin büyük bir bölümü ulûmu dehiledendir. Yani hikmet ilimleri ki zamanla felsefe hikmet adını alacak veya önce hikmet diye başlayacak, sonra felsefe adını alacak, sonra tekrar hikmete evet. dönecektir. 19. yüzyılın sonlarından itibaren de İslam felsefe, Arap felsefesi, İslam felsefesi şekline dönüşecektir. Şimdi hikmete baktığımız zaman hikmetin bölümlerini değerlendirdiğimizde Kur'an-ı Kerim bize daima hikmeti emretmiştir. Yaklaşık 10 küsür ayette Kur'an'da hikmet kelimesi kelime olarak yani evet, aynı evet. lafızla evet. ifade edilir. Ama aynı kökten hakeme, hüküm kökünden evet. yüzün üzerinde ayet-i kerime vardır. Allah'ın sıfatlarından birisi de hakimdir ve hikmet bir yerde bazen Kur'an diye yorumlanmış, bazen hadis diye, sünnet diye yorumlanmış. Ama gerçekte ise Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman da hikmet vahiy ile aklın ortak paydası olarak karşımıza çıkmaktadır. Ve bu da felsefenin ele aldığı konuların ama evrensel felsefenin. Burada evrensel felsefe sözcüğüne dikkatinizi çekmek istiyorum. Felsefe dendiği zaman hep Yunan felsefesi kastediliyor. Burada da defaat ile konuştuk. Felsefe Yunanlılara mahsus bir olgu mu? Yunanlılardan çok önce yani hikmet, sages, vizdam diye ifade edilen Batı dillerinde bugün aşağı yukarı insanlığın en eski dönemlerinden beri kullanıla gelen, var olan bir kavramdır. Şimdi dolayısıyla hikmetin nübüvvetin bir parçası olduğu ifadesi de yine bizde ifade edilmektedir. Kur'an-ı Kerim'de kime hikmet verilmişse hikmetten çok hayır verilmiştir buyurduğu gibi insanları, Hazreti Peygamber'e de insanları Hakk'a hikmet ve güzel sözle davet et diyerek emir de buyurmaktadır. Ve hikmetin Müslümanlar için kaçınılmaz olduğu daha baştan beri ifade edilmiştir. Şimdi o biraz buradan felsefeye geçilmiştir. Şöyle hocam, şimdi temellendirme gerçekten önemli. Tabii ki aslına bakarsanız tasavvuf, kelam, fıkıh hepsi sonradan çıkmış. Yani bunlar gelişmelere göre Müslümanlar bunları üretmişler. Neye göre? Kur'an ve sünnete göre. Onu, esas ilkelerini oradan alarak. Felsefe dediğimiz şeyde de tam da işte o kısmı ben anlamak istiyordum. Yani yine Müslümanlar tabii ki bir şey üretiyorlarsa mümince bir duyarlılıkla ve İslam'ın temel esaslarını dikkate alarak bunu yapıyorlar elbette. Ama hikmet kavramından yola çıkmak bence iyi bir başlangıç noktası. Biraz bu Bakara 269'u biraz daha irdelemek lazım diye düşünüyorum hocam ben. Yani o hikmetin siz mealen kısmen vermiş oldunuz.
Allah hikmeti dilediğine verir. Şimdi bu burada tabii hemen bu ayeti bu peygamberlik deyip geçenler var. Bu tabii ki peygamberlik de bir hikmettir. Peygamberliğin bizatihi kendisi de öyle. Bir de peygamberler de hikmet sahibi insanlar. Aynı zamanda hakimdirler. Hakimdirler. Ama peygamber olmayanlara da hikmet verildiği zaten tabii. Ayrıca ve var ayetlerde. Zaten ve men yüktel hikmete, kime hikmet verilmişse. Şimdi dedi. Burada hikmet kime verildiyse diyor devamında. Şimdi bu önemli burası. Ben çok önemsediğim için. Çok işte. Hayır verilmiştir. Ayetteki o silsile devamı da çok şey hocam. Şimdi bakın kime hikmet verildiyse ona pek çok iyilik ve güzellik verilmiştir. Yani hayır verilmiştir. Hayırdan çok şey i̇yilik. Verilmiştir. Evet çok şey verilmiştir. Şimdi o halde burada hikmet çok çok önemli bir şey. Bir, bunun birlikte düşünmek gerekiyor bu pek çok iyilikle beraber. İki, devam ediyor. Bu hakikatleri de yani bu gerçeği de ancak ulul elbeb, evet. Yani akıl sahipleri, lüb sahipleri bunu ancak... Özgün bilgiye sahip olan insanlar kavrar. Ancak kavrar. Kavrar. Şimdi evet. Birbiriyle uyumlu... Hikmete uygun ve orada akıl, düşünme, gönül hepsi devreye giriyor. İlim. 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 Bu demek ki Müslümanların dayandığı ilk dönem Müslümanlarının felsefeyle karşılaştıklarında veya işte diğer medeniyetlerle karşılaşmadan önceki dönem diyelim tabii, bunu. Tabii öyle. Çünkü bu başlangıç bu noktası. Temeller karşılaşmadan önce atılmış olduğu için çok Müslümanlar güzel. Bir müddet sonra felsefeyle karşılaşınca buradaki söylenenler bizim hikmet dediğimiz şeyle uyuşan tarafları var demeye başladı. Bu da önemli bir tez. Yani birçok insan böyle başlamıyor çünkü birçok kişinin böyle çıkmadığını biliyoruz. Bu da bence önemli. Bunun ben altını çizmek istiyorum. Yani Müslümanlar zaten bu altyapıya sahiplerdi. Evet. Dolayısıyla bir teknik olarak olmasa bile bil fiil, ve potansiyel olarak felsefi bir bakış açısının altyapısına olması gereken her şeye sahiplerdi. Dolayısıyla çünkü ayet Kur'an bunu ortaya koyuyor ve Hazreti Peygamber'in uygulaması da böyle. Evet. Tabii. Böylece bu hikmet konusu gerçekten çok üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Hatta benim bir düşüncem var. Yöntem çalışmalarında da bunun üzerinde çalışıyorum. Yani bugün genel olarak bilimlerin yöntemleri için konuşulabilir ama bilhassa insan davranışlarını inceleyen, yani sosyal bilimler, insan bilimlerinde bu hikmet konusunun hasreten üzerinde durulması gerekiyor. Bu ayrı bir konu. Hatta sadece insan bilimlerinde değil, tabiat bilimlerinde de böyle. Kuşkusuz. Orada da bir hikmetin evet. Var olduğu, bütün Müslümanlar, İslam alimleri evet. Hep buradan hareketle o tabiat bilimlerine, yani pozitif bilimlere evet. Yönelmişlerdir. Evet. Yani o yüzden bu ayet çerçevesinde tabii mesela 251'de Hazreti Davud'la ilgili olan ayette Hazreti de var. Hazreti Davud'a da hikmeti tabii, verdik buyuruyor. Yani orada hem hikmet bir de üstelik daha anlaşılır. Mülkü de verdik. Evet. De. Şimdi orada daha ilginç bir şey. Hükümdarlık. Mülk ve hikmetin verildiğini söylemesi. Lokman Aleyhisselam'a evet. Hikmet verildiğini ki peygamber mi değil mi şüpheli olan Hazreti Lokman'a da hikmet verildiğini, yani peygamberlere hikmet verildiği gibi peygamber olmayan insanlara da hikmetin verilebileceğini ve hikmet bir de biz tabii Türkçemizin gereği olarak verilme diye kullanılan, verilen bir şey değil. Hikmet doğal olan bir şey. Doğal olarak yani sizin tabiatınızda, ruhunuzda, bünyenizde var olan bir gerçekliğin ortaya çıkmasıdır. Çünkü gerçeklik nedir? Varlık. Ruh ve bedenden, madde ve manadan müteşekkil bir varlığa sahibiz biz. Bizim varlığımız salt madde değil. Salt madde olmadığı için her şeyi maddi olarak değerlendiremiyoruz. Belirli bir süreye kadar, bir ölçüye kadar maddi olarak değerlendiriyoruz ama ondan sonra tıkanıp kalıyoruz. Ondan sonra bunun dışında... Bizim dışımızda, bizim üstümüzde ayrı bir kaynağa ihtiyacımız var. Bu kaynağın kapılarını bize ne açıyor? Aklımız açıyor. Bir akıl var. Akıl hala ne olduğunu bilemediğimiz, sadece bağlam diye alınan, bağlamaktan gelen bir kelime. Şimdi akıl bizim görülmeyen,
insanüstü kaynağa açılan kapılarımızdan birisi. Ama akıl da yeterli değil. Çünkü o da neye bağlı? Bizim bünyemize bağlı, bir insan yapısına bağlı. Fizik yapımızın, yani zihnimizin, beynimizin gelişmesine bağlı bir şey. Bunun ötesinde ne var? Bir de ruhumuz var. İşte bizi varlıklar alemine, gördüğümüz dünyanın dışına götüren ana yol ruhun yoludur. Ruh varlığımızın esasını da teşkil ediyor. Dolayısıyla ruh olmadığı zaman biz ölü bir, katı bir madde haline dönüşü veriyoruz, bitiyor. Maddeyi canlandıran ruhtur. İşte o ruh bize gaybın kapılarını, görülmeyen alemin kapılarını, insanüstü hayatın kapıları, insanüstü varlığın veyahut oluşumun kapılarını ruh aralığıyla biz yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yakalarken işte hikmet, bu söylediğimiz şeylerin hepsinin mecmuundan meydana gelen bizim kendi yapımızda var olan özelliklerimiz. Ama bu yetmiyor. Buna bir şeyin daha müdahil olması lazım. O da nedir? Bizim varlık yapımızın dışında bir gücün de buna müdahil olması lazımdır. Yani yaratıcının. Yani yaratıcı güç müdahil olduğu zaman bize hem ruhumuzun o aradığı ve var olduğunu düşündüğümüz alanlarıyla ilgili, hem aklımızın çabaları ve çalışmalarıyla ilgili, hem de bünyemizin, bedenimizin faaliyetleriyle ilgili bizi doğru yola ve şaşmaz yola sevk edecek budur. Şimdi bunların hepsi birleştiği zaman ortaya hikmet çıkıyor. Hikmet işte bunların bir birleşkesi. Biz hep bu programda ne diyoruz? Bütüncül bir varlık anlayışı. Bütüncül. Evet. Yani biz varlığı bütüncül olarak algılayabiliyor muyuz? Algılayamıyoruz. Varlığı bütüncül olarak algılamak demek şu saydığımız beş kategorinin hepsini de 2-2-4 eder gibi bilmemiz lazım. Öyle bilemiyoruz. Öyle bilemiyoruz. İşte öyle bilsek medeniyet dediğimiz şey işte, işte medeniyet, tam anlamıyla İslam medeniyeti. Bize bunu öğrenmenin yollarını gösteriyor. Evet. Bu medeniyet bu da değil. Yani bunlar medeniyeti, tamam bunları bildik medeniyet olmaz. Medeniyet ayrı bir şey. Medeniyet bunların yollarını gösteriyor. Evet. Ve biz oradan elde ettiğimiz bilgiler doğrultusunda hayatımızı şekillendirmeye çalışıyoruz. Çevremizi şekillendirmeye çalışıyoruz. Varlığı açıklamaya çalışıyoruz. O zaman ne çıkıyor ortaya? Medeniyet çıkıyor. Medeniyet bunların bir sonucu şeklinde. Şimdi böyle olduğu için hikmet anahtar kavram. Evet. Bu kavramı değişik şekillerde hocam, yorumlanabilir. Şey mi bu? Ya ben biraz konuşmak istiyorum aslında. Onun için biraz daha üzerinde duruyorum. Yani mesela peygamberlerin görevi, bakıyoruz peygamberlerin ağzından yine Kur'an-ı Kerim'de hikmeti öğretmek olarak veriliyor. Birincil görev. Yani diyor ki biz size hikmeti öğretmeye geldik. Evet. Şimdi o zaman burada size hikmeti öğreten bir peygamber gönderdik diyor Hazreti Peygamber evet. İçinde Kureyşlilere. Tabii. Dolayısıyla hikmet burada aslında hayatı, varlığı, yaratılışı ve yaratıcıyı bir bütün halinde kavrama yetisi. Kavrama yöntemi, evet. Kavrama esasları. Yani yöntemi bir, değil, bir, esasları. Bir perspektif veriyor burada evet. Aslında peygamber. Evet. Diyor ki evet. Bir eşyaya, bir olaya, varlığa, işte zaten Kur'an'da o resmedilen tabiat, varlık, bütün varlığıyla anlatıldığı şekliyle bize hikmeti veriyor. Evet. Şimdi yanlış bakan birçok insana diyor ki bak ya bunlar yanlış. Yani şeye aykırı, hikmete aykırı. Hikmet ise nedir? Tevhid çerçevesinde varlığa bütüncül olarak zaten bakma. Bu bütüncül bakmayı tevhid ifade ediyor. Evet. Bire indirgiyorsunuz. Evet. Tek noktada buluşturuyorsunuz. Buna da bakma yöntemi, perspektif ve esaslar toplamda hikmeti veriyor sanki. Evet. Veya hikmet bu esasları veriyor. Bu esasları veriyor. Bu evet. Esasları veriyor. Şimdi Müslümanların zihninde böyle bir berraklık var. Evet. Olaya buradan girmemiz sizin de söylediğiniz gibi çok önemli. Müslümanlar daha Arabistan dışına çıkmadan evvel, yani Şam'da Bizans medeniyetiyle
İran Irak'ta İran medeniyetiyle doğuda batıda değişik medeniyetlerle karşılaşmadan evvel Müslümanın zihninde bir hikmet tasavvuru var. Evet. Bu hikmet tasavvuru Kur'an'dan kaynaklanıyor. Sonra bunu peygamber de hadislerinde bunu sadece bir bölümüyle değil, hikmetin değişik bölümlerini de şey yaparak gözler önüne seriyor. Böyle olunca Müslüman gidip Şam'da yeni bir şey gördüğü zaman onu öyle çok önemsemiyor. Hatta onu bir düşman tavrıyla da yaklaşmıyor ona. Asla. Mesela gidiyor, Bizans kültürüyle karşılaşıyor. Bizanslı rahipleri görüyor, onların şeylerini görüyor. Ya biz Müslümanız, haydi fethettiğimiz yerdeki bu insanların hepsini ortadan kaldıralım demiyor. Bırak onlar da kendilerine göre kalsınlar diyor. Onlarla nasıl insani muamele edileceğinin de bilincinde aslında hareket ediyor. Aslında tanımaya ve anlamaya çalışıyor, ön yargısız. Hem anlamaya çalışıyor, evet. Hem de onlara bir hürriyet alanı, evet, bırakıyor. Bak bu hürriyet alanı bırakmak çok önemli. Bundan sonraki konuşmalarımızda çok çok gireceğiz. Çünkü Bizans ve Roma'ya girdiğimiz zaman bu hürriyet alanının, Hristiyanlığa ve Yahudiliğe girdiğimiz zaman bu hürriyet alanının ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Yine mesela geliyorlar, İran Kisrası'nın sarayını görüyorlar. Burada yapılan eserler var. Mısır'a gidiyorlar. Ehramları görüyorlar. Burada yapılan eserler var. Bu eserleri ya biz kaldıralım ortadan diye düşünmüyorlar. Niye düşünmüyorlar? Çünkü demin söylediğimiz gibi şuur altında bir hikmet anlayışı var. Hikmet bakışı var. Diyorlar ki bunlar geçmiş kavimlerden var olan, belki içerisinde peygamberlerin de eseri bulunan hikmetin bir parçasıdır diyorlar. Ve buradan karşımıza kadim hikmet diye bir şey, ezeli hikmet diye bir kaide çıkıyor ki bu ezeli hikmet felsefenin gelişip de boy salıp da geliştiği zamanlarda özellikle İran'da ezeli hikmet felsefesi hikmeti halide, Cavidan Hıret diye, evet, ifade edilen bu ezeli hikmet prensibi üzerinde yeniden düşünmeye başlıyorlar. Şimdi Müslümanların felsefi dünyayla karşılaşmalarından önce aslında çok derin, çok köklü bir felsefi altyapıları var. Ama o Yunan felsefesi değil. Evet. Ama adı felsefe değil, kavramları felsefenin kavramı değil. Kavramları nedir o zaman? Ezeli hikmetin kavramı. Çünkü insanın doğuşuyla beraber insan nereden geldiğini, nereye gittiğini, ne yaptığının muhasebesini yapan bir varlık. Akıl ve idrak sahibi bir varlık. Dolayısıyla bu varlık, ben niye geldim bu dünyaya, ne yapacağım, dünyadaki amacım nedir diyerek Hazreti Adem'den bu yana, bizim bildiğimiz Hazreti Adem'den bu yana hep bu soruları peşinde soran, giden, yani neden, niçin ve nasıl sorularının peşinde koşan bir varlık. Neden ve niçin soruları felsefenin soruları. Nasıl sorusu bilimin sorusu. Çünkü oradan sonra bilim de ayrılacaktır. Şimdi dolayısıyla Müslümanlar felsefeye hiç bilmedikleri bir alana dalmış gibi dalmadılar. Hiç bilmedikleri bir konuyla muhatap oluyormuş gibi olmadılar. Aslında temelleri, esasları hem de çok sağlam bir şekilde, hem de evrensel bir şekilde kurulmuş bulunan hikmet penceresinden, hikmet perspektifinden bakarak hareketlerini yönlendirdiler ve birdenbire karşılarına felsefe diye bir akım çıktı. Evet. Ve bu akımı bunun üzerinde başladılar fikir yürütmeye, ne yapılacağını, ne edileceğini, bunlardan nelerden ibaret olduğunu önce bir öğrenme safhasına girdiler. Öğrenme safhasında tabiatıyla tercümeler çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü
kültür ve medeniyet intikalinin en önemli aracı tercümelerdir. Hmm. Bu tercümeler aracılığıyla bu Orta Doğu bölgesinde, yani Irak, Suriye, Mezopotamya'da var olan görüşleri bir bir yakından öğrenmek istediler. Öncelikle öğrenmek istediler. Ancak orada da bir sorunla karşılaştılar. Ya bunları öğrenmemiz caiz midir, değil midir? Burada bu sorun bir tartışma konusu oldu. Bunları öğrenmenin ne gereği var? Yani bugün de bile aynı şeyi söyleyen, savunan insanlar var, olabilir. Evet. Bunların niye öğrenmemiz gerektiği konusu üzerinde tartışmalar başladılar. Ve bu tartışmalara işte kelam da girdi. Kelam da bu tartışmalara bunların öğrenmesi gerek var mı yok mu diye. Onun için Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin o risalesinde cisim gibi, varlık gibi, teşbih gibi unsurlar peygamber devrinde yoktu, Kur'an'da yoktu. Nereden çıktı bunlar diyenlere Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'nin cevabında verdiği şeyin aynısı burada karşımıza çıkıyor. Hmm. Şimdi böylece bir yeni dünyaya açılan İslam dünyası yeni bir dünyaya açılıyor. Yeni bir medeniyet perspektifine doğru yol alıyor. Ve burada da tabii geldikleri bölge neresi? Helenistik dünya. Evet. Helenistik dünya çünkü aşağı yukarı Büyük İskender'den bu yana, milattan önceki 4. asırda, yani 320 yılında Büyük İskender'in Hint seferi, İran'ı zaptı, fethi, Bağdat'ı alması, Bağdat değil de Babil'i alması ve sonra Hindistan'a kadar gidip dönüşte Babil'de ölmesi ve ayrıca Büyük İskender bütün amacı şu: bilgelik, yani hikmet, felsefe değil o zaman. Bilgelik doğudadır. Bilge doğuda. Doğunun bilgeliği olmadan bizim bir varlık göstermemiz mümkün değildir anlayışına ulaşmış birisi. Şimdi bunun için Hindistan seferine çıkıyor. Genç yaşta bu kadar seferleri yapıyor. Bir yandan dünyayı fethe gidiyor ama bir yandan da Doğu medeniyetiyle, Doğu bilgeliğiyle Batı bilgeliğini, bilgelik demeyeceğiz orada, Batı felsefesini buluşturmaya çalışıyor. Hmm. Üstadı kim? Aristoteles. Aristo kimin talebesi? Eflatun'un talebesi. Eflatun kimin talebesi? Sokrat'ın talebesi. Peki Sokrat'tan önce de bu işlerle uğraşan insanlar var. Kim bunlar? Tales var, efendim Pisagor var. Şimdi burada hikmet, bilgelik dendiği zaman aslında iş şeyle başlıyor, Pisagor'la başlıyor. Pisagor önemli. Bunların hepsi Tales, Pisagor, Eflatun, Aristo pek bilinmiyor. Bunların hepsi bu bilgelik peşinde koşan insanlar. Solon, o da evet. Yunan hem filozofu hem de kanun kurucusu, devlet kurucusu, siyaset kurucusu birisi. Bunlar hep doğuya gidiyorlar. Yani Babil'e, Mezopotamya'ya, doğu derken Orta Asya değil tabii, Orta Asya çok uzak. Mezopotamya'ya, Irak, Suriye bu bölge, Suriye'de değil, Suriye'de var, Irak, Suriye bu bölgeye geliyorlar. Bir yandan da Mısır'a gidiyorlar. Mısır'dan dönüyorlar ve ülkelerinde yeni bir bilgelik şekli, yeni bir bilgelik konsepti ortaya koyuyorlar ki bunun kurucusu Pisagor. Şimdi burada bir şey söyleyeyim. Yakında yeniden okuduğum için söylüyorum. Eflatun diyaloglarından birisinde diyor ki Solon Mısır'a gittiği zaman Mısırlı kahinlerle görüştü diyor. Mısırlı kahinler ona dediler ki diyor, ey Solon, siz cahil bir milletsiniz. Siz yetişmemiş bir milletsiniz.
bilgeliğin sırrı sizde yok. Siz bilgeliğin sırrına sahip değilsiniz Yunanlılar olarak dediler diyor. Ama diyor Solon bu kahinlerle oturdu. Onlardan bilgeliğin sırlarını aldı, öğrendi diyor. Şimdi bu bize bir şey ortaya koyuyor. Laf arası bunu söylemiş oluyorum, antır parantez. Evet, evet. Bütün felsefe Yunan'la başlamıştı. Yunan felsefesiyle felsefe başlamıştı tezi. 18. yüzyıldan itibaren hep yaygın olan Yunan mucizesiyle beraber tekrarlanan şey. Burada Eflatun bizzat kendisi Solon'un ağzından söylüyor. Ve diyor ki sizin dedeleriniz bizden aldıkları bilgileri size aktardılar diyor. Yani Yunanlılar felsefeyi kendiler icat etmedi. Bilimi kendiler icat etmedi. Bu Avrupa'nın şeyinden, egosantrizminden, eurosantrizminden kaynaklanan bir şey olarak her şeyi Yunan'a, Roma'ya ve Avrupa'ya mal etme, nitekim medeniyeti de böylece mal etmektedir. Hatta Yunan'ı da aslında tam da medeniyet şeyinin de ötesinde kendi hayat tarzını meşrulaştırmak için düşünce dünyasını, zihniyet dünyasını o uzun atlama yaparak Yunan'a gidiyor. Yani o Rönesans sonrası dönem. Tabii Rönesans sonrası dönemde yani işin başlangıcına geliyorum ben. Şimdi evet. Pisagor 20 yıl Mısır'da kalıyor. Rivayet doğruysa eğer 10 yılda şeyde kalıyor. Babil'de kalıyor. Bak kadim medeniyetlerin iki merkezindeki bilgileri öğreniyor, geliyor. Geldiği zaman Yunanistan'a bir kelime, iki şey, iki kavram getiriyor. Biri filosofos, filozof, felsefe kavramı. Evet. Biri de matematia, matematik kavramı, sayılar kavramı. Tabii. Bir sayı mistisizmini getiriyor, biri de filosofiyayı getiriyor. Peki o zamana kadar Yunanlılardaki şey ne vardı? Sofya vardı. Sofya nedir? Bilgelik vardı. Yani kadim evrensel bilgeliğin bir uzantısı olarak Yunanlılarda Sofya bilgisi vardı. Bunlara yedi bilgeler, Sofos denilen yedi bilgeden bahseder Yunan kaynakları. Biraz detaya inmiş olacağım ama felsefeyi iyi kavramak için, çünkü bunun tasavvufla bağlantısına da bir kısa temas etmiştik daha evvel. Evet. Şimdi yedi bilge Hükema-i Seb'a diye bizde bilinir. Yunanlı filozofların ilk başlangıcı bu yedi bilgelerle oluyor. Yedi bilgeler, bunlar kendilerinin hakim olduğunu, hikmet sahibi olduğunu söylüyorlardı. Ve bunu yaparken de, bunu söylerken de Yunan tanrılarından, tanrılarıyla doğrudan görüşüp mesaj aldıklarını söylüyorlardı. Yani bir yerde nedir mesaj alma, haber alma, bir nebi peygamberlik, elçilik, elçilik, yani evet. Elçilik. Şimdi oradan aldıklarını söylüyorlardı ve insanlar, Yunanlılar denize açılacakları zaman veya bir iş yapacakları zaman geliyorlardı, yedi bilgeye soruyorlardı. Bunlardan birisi de Thales'ti, evet. Bias'tı. Şimdi bunlara soruyorlardı, ben bunu açılayım mı, açılmayayım mı? O diyordu ki dur bakalım ben tanrılarla konuşayım sana bilgi veririm. Tanrılar yani ilahlarla, tek tanrı değil orada. Şimdi onlarla konuşuyorlardı ve bilgi veriyorlardı. Yunanlılar da bunlara çok itibar ediyorlardı. Her işlerinde bu sofoslara, yedi bilge kişilere danışıyorlardı. Şimdi Pisagor Mısır'da ve Mezopotamya'da öğrendiklerini geldi. İlk defa Yunanistan'a geldi. Dedi ki insan sofos olamaz dedi. Burada çok önemli bir noktaya temas etti. İnsan bilge olamaz. Evet biz bilge insan bugün dilimizde kullanıyoruz ama öz itibariyle hikmet tanrılara mahsus evet. dedi. Peki ne olur? İnsan filosofos. Yani hikmeti seven olur dedi. Evet. Ve bundan sonra da bir okul açtı. Bir okul açtı. Mısır'da, Mezopotamya'da öğrendiğini Yunanca, Yunanlı gençlere öğretmeye başladı. Ve böylece
filosofos kavramı literatüre girdiği gibi felsefe, Yunan felsefe, Yunan dünyasına da aktarılmış oldu. Hocam şimdi güzel bir noktaya geldik ama süremiz de doldu. İnşallah haftaya kaldığımız yerden devam edelim ve böylece felsefe konusunu da ilerletelim inşallah. Çok çok teşekkür ediyorum. Evet. Değerli izleyenler, haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.